Hani böyle bir ses eğitimi, şan eğitimi. Detone miymiş, sürtöne miymiş? Bakacağız. Burçin'im reklam mı? Deniz, bir reklama gitmeden sen toparla. Ekrem İmamoğlu'dan toparlayalım, sonra devam ederiz. Vallahi 3. Yani Ekrem İmamoğlu konusunda bence daha sonra uzun uzun konuşalım. Çünkü Murat Kurum böyle ayrı bir parantez açılması gereken bir figüre dönüştü hayatımızda. Gerçekten yani gafları, işte komik şeyleri falan, değişik bir siyasi figür oldu. Yani kötü bir sesi var ama cesareti var. Bizim halkımızın en önemli özelliklerinden biri yani bu özgüven. Hadsizlik. Hani bir konuda uzmanlığı olmadığı halde o konuda uzmanmış gibi hareket eder. İşte ne bileyim, işte sesi kötü, kulağı yok ama adam şarkı söylemeye çalışıyor. Ritim duygusu yok, sahneye çıkıp oyun oynamaya çalışıyor falan. Siyasi altyapısı yok ama siyaset yapıyor ve işte Gazze, bize oy verenler Gazze'yi destekleyecek ama karşı tarafta da bilmem ülkenin şeyine, birliğine 31 Mart'ta biz kazanırsak Gazze'yi de desteklemiş olacaksınız diyor. Gazze sevinecek. Hayır, daha fena, daha fena. Yani Sisi mi, Binali mi sözünün Gazze mi, ülkeyi bölmek isteyenler mi noktasına getirdi. Ya bu artık bunlara gerçekten benim tahammülüm kalmadı yani. Çok çok kirli bir dil bu yani. Çok, ben bugünkü yazımda biraz hani Şeref abinin çok sevdiği o şeylerden, yani kurum, yani biliyorsunuz bacalarda biriken kurum var ya, siyah. Yani bu dil öyle siyah bir dil yani. Kurum bağlamış bir dil. Kapkara bir dil. Kurum gibi bir dil yani. Murat Kurum'un kullandığı bu dil. Yani biz olursak Gazze'ye yardım gider, onlar olursa ülkeyi bölenler kazanır falan dili. Simsiyah, kapkara, böyle kurum gibi bir dil ve soyadıyla da örtüşen bir dil yani. Bundan derhal vazgeçmeleri lazım. Ben artık gerçekten öfkeleniyorum. Mehmet Şimşek meselesine de bir iki kelime söyleyeyim. Ya ben inanmıyorum kendisine. Keşke söylediklerin hepsi gerçek çıksa. En büyük temennim budur. Yani gerçekten hani bunları başarırlar, bir daha iktidara gelirler falan gibi bir endişem yok. Benim endişem ekonominin daha kötüye gitmesi. Onun için eğer dedikleri olacaksa inşallah olur. Bunu diliyorum yani. Bu Mehmet Şimşek'in o, şu olacak, bu olacak dedikleri şeylerin olmasını diliyorum. Çünkü ülke batıyor yani. Sürekli uçurumdan aşağı doğru yuvarlanıyoruz. İnşallah dediği gibi olur da hani dururuz bir yerde ve oradan kurtulmaya başlarız. Kurtuluruz. Benim böyle bir temennim var ama Mehmet Şimşek bana güven vermiyor. Mehmet Şimşek güvenilir bir siyasetçi, güvenilir bir ekonomist değil. Kusura bakmasınlar. Başkaları öyle görüyor olabilir ama ben öyle görmüyorum. Mecbur kaldığında hepsini yapacaktır. Bakın, motorlu taşıtlar vergisi de koyacaktır. Ha, yapabilir de benden biraz zor alır. Yani o AK Partili siyasetçi gibi terbiyesiz bir adam olsam nasıl alacağını onun üslubuyla söylerdim. Ama değilim, benden zor alır diyorum. Bir daha motorlu taşıtlar vergisi falan koyarsa götürürüm arabamı Maliye Bakanlığı'nın önünde yakarım. Yine o parayı ödemem. İddialı konuşuyorum. Zaten yeter artık yani, %20'ye çıkarmışsın KDV'yi. Daha nereye çıkaracaksın ya? Daha nereye çıkaracaksın? %20 KDV ödenir mi yani? ÖTV, bir de ÖTV'li fiyatın üstünden KDV hesaplıyorsun. Evet. Bir tek yani affedersiniz donumuz kaldı ya almadıkları. Hani bunun bir hiciv olduğunu varsayarak dinleyin. Yani gerçekten daha ne alacaksınız ya? %20 KDV alıyorsun. %50'ye yakın, %100'e yakın ÖTV alıyorsun. Motorlu taşıtlar vergisi gündemimizde değil. Olsun, varsın olsun, ödemeyeceğim. Bir daha ödemeyeceğim. Bir daha ekstra bir motorlu taşıtlar vergisi çıksın bu ülkede. İddia ediyorum yani. Çıkarır arabamı yakarım, yine o vergiyi ödemem. Biz de koyun falan değiliz yani. Biz de emeğimizin karşılığını götürüp böyle sizin beceriksizliklerinizi kapatmak için kullanmak zorunda da değiliz. Beceremiyorsanız gidin kardeşim. Ekonomiyi düzeltemiyorsanız gidin, belki başkaları gelir de düzeltir. Yani nedir ya? 100 liraya kahve içer olduk. 60-70 liraya patlıcan alınır mı ya? 70 liraya. Fiyatlar, evet, uçtu gitti. Yani
Bunu, bu hala çıkmış bir efendi orada. Tabii tuzu kuru, tuzu kuru. Devletin imkanları altında makam arabası, sekreterler, asistanlar, uçak biletleri, VIP servisler, şunlar bunlar. Evet. Her şey bizim vergilerimizle yapıyor. Tuzu kuru. Neyse reklama gitti. İkinci yarıda devam edelim. Çok kısa bir ara. Sakin.